Merhaba dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz demek adetten olmuş. Biz sorarsanız biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Bu da canın şükrü. Bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Doğamız böyle, doğanın kanunu böyle. Yaşayan yaşamaya devam ediyor. Dostlar, içinde bulunduğumuz bu zor durumdan geçerken aslında ve depremle ilgili birçok şey yine konuşulmaya başlamışken, deprem hayatımıza girmişken, depremle ilgili bazı bilgileri size vermek istedik. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği'nde öğrenciyim. Uzatmalı bir öğrenci olsam da deprem hakkında genel kültürden bir tık fazla bilgim var. Ve bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Bu videomuzda bir neden deprem olur? Dünyada neden deprem oluyor? Bunu anlatmaya çalışacağız. İki, fay hattı nedir? Şu an devamlı konuşuluyor, duyuyorsunuz. Fay hattı, fay hattı, şu fay hattı, bu fay hattı. Fay hattı nedir? Üçüncüsü de Türkiye'deki fay hatları. İlk olarak neden deprem olur? Tüm hayatımızı geçirdiğimiz yer, dünya. Dünyamız kendi içinde bir takım katmanlardan oluşur. Bunların isimleriyle sizin aklınızı karıştırmak istemiyoruz. Bilmeniz gereken dünyanın merkezi yani çekirdeğin çok sıcak olduğudur. Bunu aklımızda tutalım. Çaydanlığa su koyup kaynatmaya başlarsak ne olur? Daha önceden mutlaka gözlemlemişsinizdir. Isınan su yukarı doğru çıkar ve soğuyan su aşağıya iner. Bu da suyun yüzeyinde bir harekete neden olur. Bunun adı konveksiyon akımıdır. Dünya birçok katmandan oluşur ve en üstte magmanın üstünde yüzen levhaların olduğu bir yapısı vardır. Bu levhalar suyun üstünde yüzen sallar gibidir ve birbirleriyle devamlı etkileşimde olurlar. Kaynayan su örneğinde verdiğimiz konveksiyon akımı bir hareketlilik sağlar ve çekirdek tarafından ısınan magma yukarıya çıkar ve yüzeye çıktıkça soğuyan magma tekrar aşağıya iner. Bu hareket sonucu üstünde yaşadığımız levhalar hareket eder ve birbirleriyle etkileşime girerler. Bu etkileşimler depremleri oluşturur. Dünya devamlı hareket eder. Kıtalar yer değiştirir. Yaklaşık 335 milyon yıl önce tüm kıtalar bir aradaydı. Ve tektonik hareketler sonucu şu an olduğu konumu aldı ve aynı şekilde de değişmeye devam ediyor. Bu hareketler çok yavaş olduğu için böyle bir hareketin olduğunu kendi kısa yaşamlarımız içinde gözlemleyemiyoruz. Depremler bu hareketler sonucunda oluşur. Ne kadar mucizevi değil mi dostlar? Yani insan doğa karşısında ne kadar aciz olduğunu, ne kadar çaresiz kaldığını aslında görüyor bu görüntüler sayesinde. Bir de şu var dostlar, insanoğlu ne yazık ki bir bilgi eksikliği varsa o bilgi eksikliğini kafasındaki masallar ve hurafelerle dolduruyor. Dünyada depremler neden oluyor, nasıl oluyor? Bu tarz bilgileri bilim bize söylüyor. Biz de nacizane size bunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hurafelerden bahsetmişken aslında yani insanlar mini etek giydi diye deprem O olmuyor. bölgede deprem Evet olmuyor, evet. yani çünkü bunlar çok acı şeyler ya. Bu kadar can kaybı yaşanmış, her yaştan insan kaybetmişiz. Çocuklar var yani çok gençler, çok yaşlılar, her yaştan insan kaybetmişiz. Bunu ya o bölge çok işte azıtmıştı, o bölgede şunlar oluyordu filan gibi böyle tuhaf şeylerle açıklamak gerçekten çok üzücü, çok yıpratıcı ve çok Talihsiz karamsarlığa açıklamalar. itiyor insanı yani. Yani bunun böyle algılanması insanı gerçekten karamsarlığa itiyor. Yani bu evrenin mucizeviliğini, yaratıcının ne kadar mükemmel olduğunu aslında buradaki düzeni gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Hani işte Allah gücünü göstermek için böyle bir şey yaptı demek ya da işte oradaki insanlar işte artık sapkınlığa doğru gidiyordu, o yüzden kendini hatırlattı demek herhalde denilebilecek en cahilce ve en kötü şeylerden bir tanesi. Evet, ikinci anlatmak istediğimiz şey dostlar, fay nedir? Bir önceki animasyonda gördüğümüz levhalar ve levhaların hareketleri sonucu birbirlerine karşı bazı sıkışmalar, gerilmeler gibi güçler oluşur. Birkaç gerçek görüntü üstünde konuşalım. Birbirinden ayrılan iki levha, arada gördüğümüz ufak su birikintisi her yıl 2-3 santim birbirinden ayrılarak binlerce sene sonra okyanusa dönüşecek. Mesela Kızıldeniz, binlerce yıl sonra okyanus olacak. Oluşmuş ve büyümeye devam eden okyanus tabanındaki iki levhanın birbirinden ayrılmaya devam etmesini görüyorsunuz. Burada da tam ters bir hareket var. Birbirine doğru hareket eden iki levha ve oluşacak yeni dağların ilk anlarını görüyorsunuz. Bu hareketler
gerilme, sıkışmalar sonucunda enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar ve yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere fay adı verilir. Şimdi de ülkemizdeki fay hatları ve deprem konusunda riskli olan bölgeleri bir konuşalım. Dünyadaki ana levhaları şu an harita üstünde görüyorsunuz. Devamlı bir hareket var ve ya birbirlerine sürtüyorlar, ya uzaklaşıyorlar ya da yakınlaşıyorlar. Türkiye'nin bulunduğu bölge büyük levhalar arasında küçük birçok levhanın olması, Türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem kuşağı içinde yer almasına neden olur. Türkiye 3 büyük levhanın etkisi altındadır. Avrasya, Afrika ve Arap levhaları. 10 ile etkisini alan depremin bulunduğu yer haritada rahatlıkla gözüküyor. Arap levhasının Avrasya plakası ve Anadolu bloğu üstünde yarattığı stresin büyük bir boşalımı oldu. Yine haritaya bakarsak İstanbul depremi için neden endişe ettiğimizi daha da iyi anlamış oluruz. Magma üstünde dünyanın çekirdeğinin ısıttığı ve altta işte o magmanın üstündeki alanda böyle yüzen levhaların üstündeki kara parçalarında yaşayan insanlarız. Ve bu levhalar devamlı hareket halinde. Bu hareket de devamlı bu şekilde tektonik hareketlere yani depremlerin oluşmasına neden oluyor. Biz de bulunduğumuz coğrafya itibariyle, bulunduğumuz bölge itibariyle bu deprem aslında kuşaklarının tam göbeğindeyiz ve bir deprem ülkesiyiz. Evet, deprem bu coğrafyanın kaderi ama bu kadar ölüm kaderimiz olmamalı. Burada herkes birazcık üstüne düşeni layıkıyla yerine getirirse ya da herkes her işi yapmaya kalkmazsa, ne kadar küçük olursa olsun yaptığımız işleri biraz önemsersek, ciddiye alırsak, kendi çıkarlarımızı düşünmeden birazcık, özellikle de canı tehdit edebilecek işler yapıyorsak durumun ciddiyeti çok daha yüksek bir seviyeye çıkıyor. Betondan çalınmasaydı, daha kaliteli betonlar kullanılsaydı, daha kaliteli demirler kullanılsaydı ve daha sayıya uygun demirler kullanılsaydı, demirden de çalınmasaydı ve bu malzemelerin hepsi de belli bir mühendislikle kullanılsaydı ve o bilime saygı duyulsaydı, o bilim orada kullanılarak bu evler yapılsaydı, büyük ihtimal bu kayıpların hiçbir tanesini vermeyecektik. Bunu bilmek daha da acı. Evet. Bunu bilmek gerçekten daha da acı. İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu mu anlamıyoruz? Niye böyle oluyor? Niye buna izin veriyoruz? Bu yani benim böyle kafam uçuruyor ya. Ben ciddi olarak anlamıyorum bunu ve çok moralimi bozuyor. Bu kadar önemli bir şeyi nasıl bu kadar önemsiz bir şekle sokup bu kadar hayatın yok olmasına izin veriyoruz? Yani normalde de sosyal hayatımda da en tahammül edemediğim şey saygısızlıktır ve aptal yerine konmaktır. Yani bunlardan gerçekten maruz kaldığımda öfkemi kontrol etmekte zorlanıyorum. Bu durumda öyle bir şey. Yani bir kolon yapıyorsunuz ama kolonun içi boş. Bu tamamen aldatmak, o evi sattığınız insanları aptal yerine koymaktır. Dolandırıcılık var ya işin içinde. Çok bu kötü. Bu yaşama karşı en büyük dolandırıcılık. Yaşama karşı bir dolandırıcılık yapıyorsanız bu onu yaratan esas Tanrı'ya karşı yaptığınız, Allah'a karşı yaptığınız herhalde en büyük dolandırıcılık ve en büyük günah. Ben bu insanların hani yarın mahşer gününde hepimiz inanıyoruz bazı şeylere. Bu inandığımız şey doğrultusunda bunun hesabını nasıl verecekler? Öyle. İmkansız veremeyecekler. İnşallah da yani mümkünse bu dünyada hepsi cezalarını çeker. İnşallah. Tek isteğimiz bu. Hani kalıyorsa öbür tarafta da çeksin, tamam, lafım yok. Ama mümkünse hepsi burada bizim böyle dünya gözüyle onları görürken cezalarını çekmesini ümit ediyoruz. Dualarımız ve arzularımız bu yönde. Bir bu eksikmiş gibi bir durum oluşuyor. Maalesef zaten çok zor bir ülke. Hep çok zordu bu ülkede yaşamak bence. Çok güzel fakat hem konumu, hem durumu, hem birçok milletin bir arada yaşaması, her anlamda zaten çok farklı bir coğrafyadayız. Üstüne bir de yani insanımızın bu küçük hesaplar yapması çok büyük faturalar çıkartıyor ortaya. Umuyorum bu son olur. Çok şey anlatmaya çalıştık. Bir dokun bin ah işit. Evet, durum tam da öyle. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hey!